Tekrardan merhaba, günaydınlar herkese. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Gaye, Yokogova Türkiye pazarlama sorumlusuyum. Yokogova Türkiye ekibi olarak bu yıl çeşitli webinarlar düzenliyoruz. Bugün ikinci webinarımız olan fiber optik kablo ile sıcaklık izleme teknolojisi DTSX konusunu bizlere Metin Boylu aktaracak. Metin Bey 2 yıldır Yokogova Türkiye çatısı altında enstrüman satışından sorumlu Account Manager olarak görev yapmaktadır. Sözü Metin Bey'e bırakmadan önce webinarımızla ilgili plan ve teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek ve kaydedilecek. Metin Bey'in sunumu yaklaşık 30 dakika sürecek. Akabinde sunum sırasında iletilen soruları ele alacağız. Zaman kısıtlaması nedeniyle yanıtlanamayan sorular için Metin Bey mail ya da telefon ile mutlaka sizlere dönüş sağlayacaktır. Webinarımızın kesintisiz devam edebilmesi için sesleriniz kapalı olacak. Ekranınızın sağ alt köşesinde İngilizce kullanıyorsanız question answer, Türkçe kullanıyorsanız soru yanıt kısmını göreceksiniz. Bu kısımdan sunum sırasında sorularınızı rahatlıkla yazabilirsiniz. Sorularınız sadece ben ve Metin Bey tarafından görünecektir. Sorularınız dışında herhangi bir teknik sorun yaşarsanız da bunu buradan yazarak bizlerden yazılı destek alabilirsiniz. Şimdi zaman kaybetmeden webinarımıza başlamak için sözü Metin Bey'e bırakıyorum. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Gaye'nin de bilgi verdiği gibi bugün sizlere fiber optik kablo ile sıcaklık ölçüm hakkında bilgi vereceğim. Ajandamıza baktığımız zaman sunum ajandamıza olarak dağıtılmış sıcaklık ölçüm tekniğinden, metotlarından bahsedeceğim. Akabinde Yokogova'nın DTSX ürün ailesinden bahsedeceğim. En sonunda da DTSX uygulama alanları nelerdir? Onlar hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak dağıtılmış sıcaklık ölçümü dediğimiz zaman bu Raman efekt metoduna dayanmaktadır. Ana prensip ışık bir parçacığa çarptığında şurada gördüğünüz gibi bir saçılma meydana gelmektedir. Buna Raman saçılma denilmektedir. Bu Raman saçılımı ışıktaki kayma değişim meydana gelmektedir. Raman saçılımı termal olarak sıcaklığa göre değişiyor. Şöyle aslında daha detaylı anlaşılması için açıklayabilirim. Görüntü kapattım ses şey olmasın diye. Harici ışık kaynağı olmayan zifiri karanlık bir garajda durduğunuzu hayal edin. Bu garajın içinde parlak kırmızı bir spor araba var. Söylememize gerek yok. Spor arabayı ve spor arabanın rengini göremezsiniz. Ancak garajın ışıklarını açtığınızda arabadan parlak kırmızı rengin yansıtan ışık kaynağını hemen görebilirsiniz. Kırmızı spor arabadan yansıyan ışık sadece kırmızı spektrumdan yansımaktadır. Bu nedenle gözlerimiz spor otomobili kırmızı olarak görmektedir. Bu durum fiber optik kablodaki fiber cam molekülünden bir ışık atımı, lazer atımı attığınızda da geçerlidir. Işıktaki bu değişime, kaymaya Raman saçılımı denir. Bu saçılım sıcaklıktan etkilenir. DTSX alıcısı eğilen ışık darbesindeki kaymayı ve değişimi yakalar. Bu metodoloji ilk defa 80'li yılların başında DTSX olarak İngiltere'de Southampton Üniversitesi'nde geliştirildi. Saçılımı dışında farklı saçılım tipleri de mevcut. İşte Gröhlin, Rayleigh saçılımları. Gröhlin sıcaklık ve gerginlikle değişmekte. Rayleigh da vibrasyon ve basınçla değişmekte. Tabii biz burada DTX'in Raman saçılımı ölçüm metodolojisine dayandığı için Raman'a odaklandık. Burada gördüğünüz gibi antistok ve stok olmak üzere iki sinyal bileşeni mevcut. Bizim DTX alıcısı iki sinyal bileşeni arasındaki yoğunluğu ölçüyor. Bu şekilde. Devam ediyor.
Burada gördüğünüz gibi DTX ünitesinden bir lazer sinyali fiber optik kablo boyunca gönderilmekte. Bu gönderilen sinyal belirli metrajlarda, birer metre aralıklarla diyelim, Raman saçılıma meydana gelmekte. Optik alıcımız da bu Raman saçılımını alarak Raman spektrumu, aşağıda biraz önce gösterdiğim spektrum, antistrop spektrumu, sinyal proses edildikten sonra mesafeye göre şurada gördüğünüz gibi sıcaklık ölçümü yapılmakta. Dağıtılmış sıcaklık algılama 50 kilometreye kadar ölçüm mesafesi de ölçüm yapabilmekte. Her 1 metre 2 metre arası ölçüm kabiliyeti sahip. Tek bir kablo ile 30 bin adet sensör demek bu. Şimdi, tabii burada uygulamalarda diğer bir önemli konu fiber optik kablonun seçilimi. Tabii uygulama gereksinimlerine göre belirlenmekte. İşte ortamdaki toz, korozyon, ısı titreşim ve gaz bileşenleri, ölçülecek sıcaklık aralığı. Buna göre bu ortam koşullarına göre dış kılıf korumasının nasıl olacağı, işte içindeki fiber adetleri uygulama bazlı, talep bazlı değerlendirerek bizim tarafımızda doğru kablo seçilmesi yapılıyor. Burada bir standart ve robust dediğimiz iki tip kablo bizim speklerimiz mevcut. Genel olarak bunları kullanıyoruz. Çok özel uygulamalar olduğu zaman çalıştığımız kablo firmalarıyla birlikte çalışarak doğru spek oluşturup kabloyu sunabiliyoruz size. Standart dediğimiz kablo bildiğiniz standart fiber optik kablo. Diğer robust dayanık dediğimiz kablo da stainless steel, çelik wire mevcut. Daha dayanıklı. Tem tüpü de yine aynı şekilde stainless steel. Daha çok conveyor belt uygulamalarında kullanılmaktadır. Fiber optik sıcaklık ölçümü ile standart ölçümü karşılaştırdığımız zaman ne tip avantajları var? Onlar aslında bu slaytta sizlere anlatmak istiyorum. Standart tipte sensör olarak RTD ya da termokuku kullanılmakta. Fiber optik sıcaklık ölçüm metodisinde de fiber optik kablo sensör olarak kullanılmakta. Tabii standart tipte ölçüm noktası bir sensörken fiber optikte 100 ya 1000 sensörden daha fazla bir sensör elde edebiliyorsunuz. Ölçüm kapsamı alanı darken noktasalda tek bir nokta ölçüyorsunuz. Fiber optikte daha geniş bir alan ölçüyorsunuz. Ölçüm aralığı noktasalda eksi 250 dereceli 1200 dereceyken işte termokulla 1200 dereceye kadar çıkabilirsiniz. Fiber optikte de eksi 200 ile 300 derece arasında. Tabii burada ana etken kablonun sıcaklık dayanımı. Buradaki üst ve alt limiti kablo belirlemekte. 500-600 derecelere kadar da bir şu an kablo üzerinde bir Ar-Ge çalışmamız devam etmekte çıkılması için. Tepki süreleri nokta tipte 1 saniyenin altındayken fiber optikte 5 saniye üzeri. Tabii burada doğruluk çözünürlük ölçüm aralığına bağlıyken nokta tipte fiber optikte zamana bağlı. Fiber optik ölçüm metodolojisi tabii ki de elektromanyetik interfeysten etkilenmemekte. Footprint nokta tipte daha fazlayken DTX'te az olmakta. Bundan sonraki ikinci kısımda da size Yokogawa'nın DT-SX ürün ailesini hakkında bilgi vereceğim. Yokogawa'da DTX 200, DT-SX 3000 ve DT-SX 1 olmak üzere 3 tip ürün bulunmakta. Bunların DT-SX 200 ailesi orta mesafe ölçümlerde 6 kilometreye kadar olan uygulamalarda daha çok sıcak noktanın hassas bir şekilde algılanması için 10 santim örnekleme çözünürlüğü, yani daha örnekleme çözünürlüğü yüksek olması gereken yerlerde bu ürünü kullanıyoruz. Hotspot monitoring dediğimiz uygulamalarda daha çok kullanıyoruz. DT-SX 3000 ürün grubu ise uzun mesafe ölçümlerde 50 kilometreye kadar uzun ve geniş alan tespit için yüksek sıcaklık çözünürlüğü sunuyor bize. Daha çok uzun boru hatlarında kaçak algılama gibi örneklendirebilirim.
Diğer en son ürünümüz de DTSX1. Bu fiber optik bir ısı dedektörü. Yangın algılama standartları EN5422 haiz bir ürün. Pano tipi. Bu daha çok yangın algılama uygulamalarında sertifikasyon olarak da dediğim gibi standart EN5422 standartın haiz ürünümüz. Tabii sıcaklık karşılaştırması açısından da bir önceki slaytta da bilgi verdim aslında. 206 kilometreye kadarken DTX 3050 kilometreye kadar kullanılmakta. Burada sıcaklık çözünürlüğü 3 kilometre 10 dakikada 0,2 derece DTX 200'ün 0,03 derece 10 kilometre 10 dakika response time'ında. Burada önemli diğer madde optical switch dediğimiz aslında fiber optik kablonun bağlandığı nokta. 14 kanal opsiyona kadar çıkabilmekte bu ürünler. Sıcaklık aralığı dediğim gibi kabloya bağlı olmakla beraber eksi 200 ile 300 derece arasında yer almakta. Eksi 40-65 derece ortam koşullarında çalışabilmekte. %20-80 aralığında yine neme dayanıklı. Güç Outpass TCP/IP haberleşme protokolü mevcut. Güç tüketimi olarak standart 10 watt, 16 watt arası tüketim sağlamakta. Standby'de de 2 watt civarı bir güç tüketimi mevcut. Burada DTSX 3000 ve 200 kompakt tasarıma sahip 19 inçlik rack tipi bunlar. Gördüğünüz gibi bu güç modülü 24 volt DC, 220 volt AC, 110 volt AC, yani bu müşterinin talebine göre seçilebiliyor. Onun dışında burada kontrol modülü mevcut. İlave bir kontrol ayar modülü ekleme imkanımız var DTX bu 3200'de. DTX modülü de burası oluyor. Şurada da gördüğünüz kısımlarda fiber optik kabloyu bağladığımız kanallar. Dediğim gibi 2, 4 kanal, 16 kanal opsiyonları mevcut. DTX bir yangın algılama için özel dizayn edildiğinden bahsetmiş. EN5422 sertifikanı haiz bir ürün. Şekilde gördüğünüz gibi kullanıcı dostu bir ekran arayüzü var. Burada her bir kanalın durumunu görebiliyorsunuz. İşte hata, sinyal durumlarını direkt panel üzerinden. Panel ile ilgili de yine aynı şekilde size sinyaller, güç durumu, operasyonda mı sistem durumları hakkında bilgi veriyor. 4 kanallı ve her bir kanalı 16 kilometre maksimum ölçüm mesafesine sahip. Kanal başına yüksek performanslı zaman ölçümü. Duvar montajlı pano içinde bir ürün. 1000 alarm bölgesine kadar konfigüre edilebiliyor. Maksimumda 64 tane röle çıkışı olan bir ürün. Burada tabii DTX'in alarm modülü mevcut. Bu alarm yönetim modülü DTSX 200 ve 3000 modelinde tanımlanabilir alarm bölgesi 200 adetken maksimum. DTSX 1 için bu 1000 alarm bölgesi tanımlanabiliyor. Farklı alarm türlerinin kombinasyonlarını yine programlayabiliyorsunuz. Modbus üzerinden alarm iletimi veriyor. Yani sıcaklık yükseldiği zaman alarm üretebilir, düştüğü zaman alarm üretebilir, fark alabilir, ortalama alabilir. Bunlar uygulamanın tipine göre programlanabilmekte. Burada Modbus TCP haberleşmeden bahsetmiştik. Modbus TCP haberleşme üzerinden gerçek zamanlı sıcaklık verisi transferini yapabilirsiniz. Alarm verisi transferini, jeolojik veri transferlerini, diğer tesisinizdeki kontrol sistemlerini ya da diğer konvansiyonel tip yangın algılama sistemlerini istediğiniz şekilde bilgi aktarabilirsiniz. Burada yine Secure protokolleri mevcut. TSV formatında da dosyayı export edebiliyorsunuz. Bu bölümde de size DTSX'in uygulama alanları hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak konveyör bantlarda sıcaklık algılama uygulamasından bahsedeceğim.
Burada tabii uygun maliyetli ve kurulum kolay tek bir çözüm sunuyor bize. Burada konveyör tekerleklerinde ısınmaların tespiti için kullanılıyor. Genelde yangın çıkış noktaları bu tekerleklerde kaynaklanıyor zaten. Size operasyonun güvenli ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi fiber optik kabloyu rullar boyunca dolaştırıyorsunuz. Bunun dışında harici bir bilgisayara bağlayarak görselleştirme programımız var. GA10 programıyla da sizin istediğiniz konveyörü görselleştirerek şurada da görebiliyorsunuz. Çeşitli ekran görüntüleriyle operatörün izlemesini sağlayabiliyoruz. Grafik ekranlarıyla. Tabii buradaki konveyör bantlarının izlenmesindeki ana zorluk ne? 8 kilometrelik bir konveyör hattını düşündüğümüzde 20 bin adet makara demek bu. Makaraya sahip bir konveyör bant. Yangın algılaması cidden zor yani. Her noktaya yani her 20 bin tane makaya noktasal tip bir sıcaklık sensörü koymanız gerekebilir. Bu da çok mümkün değil hem işletmesel hem operasyon anlamında. Fiber optik kablo ile tüm makaranın sıcaklıklarını izlenebiliyor. Faydası ne? Konveyör bant makaralarındaki sıcaklık artışını izleyerek yangın meydana gelmeden algılanıyor. Plansız duruşların ve kayıpların önüne geçiliyor. Burada gördüğünüz gibi rollarda bir mekanik bir sıkıntı meydana geldiği zaman sürtünme artıyor. Ve bu sürtünme arttığı zaman da bir kıvılcım meydana geliyor. Bu kıvılcım da örneğin konveyörün üzerine giden bir kömür olduğunu düşündüğümüzde kömürün tutuşmasına sebebiyet veriyor. Özellikle madenlerde, enerji santrallerinde, kömür kullanan enerji santrallerinde bu ürün aktif olarak kullanılmakta. Demir çelik endüstrisinde yine aynı şekilde konveyör hatlarında kullanılmakta. Sadece yangın değil, rolda bir mekanik bir arıza meydana gelmesini bile bu yöntemle sıcaklık artışı meydana geldiği için tespit edebiliyorsunuz. Gidip hemen yerinde noktasal olarak o rolle müdahale edebiliyorsunuz. Bunun dışında tünellerde yoğun olarak kullanılmakta. Tünellerin yangın algılamasında daha önceki slaytlarda bahsettiğim gibi DT-SX1 ürün grubunu kullanıyoruz. EN5422 standardına haiz bir ürün. Size tünellerin güvenliğini sağlamak için izleme imkanı veriyor. Saniyeler içinde 1 metre mesafelerde sıcaklık artışını algılıyor. İşletme maliyetlerini düşürerek riskinizi azaltıyor. Bunun dışında yüksek ve çok katlı depolarda yine aynı şekilde fiber optik kabloyu sererek hem sıcaklık hem de yangın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Tabii mühendislik maliyetini düşürüyor tasarım anlamında. Nokta tip sensörlere göre daha basit kurulma var. Fiber kablo çekiyorsunuz. Yangın algılanır sıcaklık takibi için tek bir çözüm sunuyor size. Buradaki uygulamadaki zorluk ne? Bu yüksek ve çok katlı depolarda. Şimdi depodaki yangın riskini belirlemek için kullanılıyor dedik. 8640 rafın olduğu bir depoyu düşünün. Burada her 15 tane raf her şeyde de 6 tane sütun olduğunu düşünürseniz ve her ünitede 12 sıra olduğunu düşünürseniz toplamda da 4 ünite üzerinden hesaplama yaptık burada. 8640 bölme raf demek. Bu tabii 12 kilometre fiber optik kablo ile raflara yerleştirdiğimiz zaman bu rafların sıcaklığını ve yangın tespitini yapabiliyoruz. Faydası ne? Belirttiğim gibi yalnızca yangın riskini değil, aynı zamanda sistemin kurulum ve bakım maliyetini de azaltmış oluyoruz. Yani onun için tek tek nokta sensörleri koyduğumuz zaman hem işletme maliyeti açısından hem mühendislik maliyeti açısından ciddi bir yük getiriyor bizlere. Bina ve kamu tesislerinde yangın algılamalarda yoğun olarak kullanılıyor bu. İşte biraz önce tünel uygulamalarından bahsettim. Otoban tünellerinde, tren, metro trenlerinde, hafif raylı
merkezlerinde, büyük lojistik merkezlerinde, veri merkezi uygulamaları yine mevcut. Veri merkezi uygulamalarında da bu sistem odalarının sıcaklığını takibi çok önemli bir konu. Çünkü sıcaklık belirli bir soğutma sistemi düzgün bir şekilde çalışmasa, sıcaklık belirli bir şeyin üzerine çıkarsa serverlar kendilerini kapatıyor. Hem odanın sistem odasının sıcaklığını bölüm bölüm bunlar şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Onun dışında havalandırma kanallarında ki sıcaklık profilini çıkarabilirsiniz. Yine aynı şekilde veri merkezlerinde kablo iletim kanalları, bastak, basfar uygulamaları, basfarlarda üzerine fiber optik kabloyla sıcaklığı izleyebilirsiniz. Bir arıza noktası topraklanmadan kaynaklı ya da problem olduğunda. Ofis binalarında kullanılmakta. Garaj uygulamaları mevcut. Garajlar bildiğiniz gibi geniş alanlar. Bunların yangın algılaması gerçekten kolay değil. Ama fiber optik kabloyu sererek bütün garajın yangın algılamasını nokta yeri tespitiyle yapabilirsiniz. Yüksek binalarda asansör boşluklarında yine yangın algılama için kullanılıyor. Uçak hangarları yine çok büyük depolama alanları gibi geniş alanlar. DT-SX1 ürün grubu buralarda EN5422 sertifikasına uygun bir şekilde tedarik ettiğimiz bir ürün. Bu tabii diğer bir uygulama yoğun olarak DT-SX3000 ürün grubunu kullanıyoruz burada. Boru hatlarının kaçak tespitinde kullanılmakta. Boru hattından geçen proses örneğin LNG, amonyum, doğalgaz, petrol gibi olabiliyor. Kaçak nokta bilgisini hızlı bir şekilde tespit edebiliyor. Yani kaçak olduğu noktada bir sıcaklık değişimi meydana geliyor. O sıcaklık değişimini algılayarak bize kaçak noktasını bildiriyor. Bunun dışında boru tıkanıklık tespiti için de kullanılıyor bu. Borunun içinde bir birikme olduğunda o bölgede bir sıcaklığın düştüğü gözlemleniyor. Şurada gördüğünüz gibi sensörü borunun alt kısmına yerleştiriyoruz. Burada bir birikim meydana geldiği zaman burada bir sıcaklık düşmesi meydana geliyor ve bu sıcaklık düşümünü de sistemimiz algılayarak orada bir tıkanıklık olduğunu bize bildiriyor. Sıcak nokta tespiti, yüzey sıcaklık izleme, DT-SX 200 ürün grubu yoğun olarak kullanılmakta. Çünkü burada dediğim gibi çözünürlüğü ya yani 10 santime kadar sıcaklık değişimini algılayabilen bir ürün bu. Bu bize fırınlarda, reaktörlerde, depolama tanklarında sıcaklık izlememizi sağlıyor. Sadece fiber optik kabloyla geniş bir alanda sıcaklık izleme imkanı sunuyor. Gördüğünüz gibi burada iki tane tank mevcut. Birinci tanka sardıktan sonra diğer tanka fiber optik kabloyu atlayarak sarıp sıcaklık profilini çıkarabiliyorsunuz. 10 saniyelerin altında bir sıcaklık bölge tespiti sunuyor size. Tabii bunun en önemli şeyi aşırı ısınmadan kaynaklı bir hasar meydana gelmeden önce erken uyarı veriyor size. Yani reaktörün, fırınınızın zarar görmesini ya da içinde bir proses varsa o tepkimi yani sıcaklıktan dolayı bir patlama vesaire bir güvenlik tedbiri olarak da korumanızı sağlıyor. Onun dışındaki diğer uygulama da LNG tanklarında kaçak tespiti için kullanılıyor bu. LNG tanklarında bir iç tank, bir de dış tank olmak üzere iki tank bulunuyor. Bu aradaki tank böyle araya fiber optik kablo sararak fiber optik ve DT-SX'e bağlayarak kaçak nokta tespiti yapabiliyoruz. Onun dışında tank korumalarda bu temel döşeme izlemesi için de kullanılıyor bu. Bu LNG tanklarının zemininde gömülü olarak ısıtıcı elemanlar mevcut. Bu ısıtıcı elemanların da sıcaklık takibini yapabiliyorsunuz aslında. Yani o bölgede bir hata var mı, problem var mı? Böylece temel döşemesini izlemiş, onu korumuş oluyorsunuz. Diğer bir uygulama da hava soğutmalı ısı eşentörlerinde, yuvaklarda,
yine kullanabilirsiniz. Kablo ile hava soğutma eşancörüne takarak sıcaklık profilini izleyebilir. İşte sıcaklığın yüksek olduğu noktaları ya da düşük noktaları tespit edebilirsiniz. Genelde tipik uygulamalarda fanlarda point tipi sıcaklık sensörleri mevcut. Bunlardan sıcaklık bilgisini alarak sisteme aktarıyorlar. Tabii bu genelde noktasal tip. Bizim fiber optik kabloyu serdiğiniz zaman bir profilde çıkarabiliyorsunuz. O profile göre bir yerde bir problem var mı? Verimlilik yine aynı şekilde izlenebilir. Enerji tasarrufunu sağlar size. Yine diğer bir uygulamada güç kablosu izlemelerinde. Güç kablosu da anormal sıcaklık artışı olduğunda nokta tespiti sağlıyor size. İşte bir topraklama hatası olabilir. Yalıtım arızası olabilir. Bu şu sağ tarafta gördüğünüz enerji kablosunun içinde de özellikle bu denizaltı, işte Türkiye'de de şu an ağırlama platformları yapılmakta. Silivri yine gaz depolama değil, iki tane platform yapılmakta. Orada mesela örneğin denizaltı kabloları geliyor karaya. Bu kabloların içinde gömülü bir şekilde fiber optik kablolar, haberleşme amaçlı da var tabii bunlar. Bunların bu fiber optik kabloları bizim DTX sistemine bağlayarak da bu kablonun bir arızasını, aşırı akım taşıma sebebiyle meydana gelen ısınmayı tespit edebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi rüzgar santrallerinde yine aynı şekilde switch gear odasına gelene kadar kablonun aşırı akımını, problemini tespit edebilirsiniz. Yine yenilenebilir enerji alanında güneş enerji sistemlerinde kullanabilirsiniz. Bu güç kablosu izlemede de kullanılmakta. Bunun dışında kablo taşıma sistemlerini yangın algılama amacıyla kullanmakta. Kablo tavaları ve kablo kanallarının sıcaklık artışı sebebiyle yangın meydana geliyor. Bu yangını önüne geçmek için bir fiber optik kabloyu tüm kablo yolunu gezdirerek yani dolaştırarak sıcaklık izlemesi yapılabiliyor. 10 saniyenin altında ısınan bölgenin tespiti sağlıyor. Gördüğünüz gibi bir elektrik odasının en alt katında bulunan bir kablo odasının bizim SCADA sistemiyle görselleştirilmiş hali. Fiber kablo bu tavalarda dolaştıran şurada gördüğünüz gibi sıcak bölge bir şey var. Hemen gidip operatörleriniz bir yangın çıkmadan ya da oradaki problem meydana gelmeden önce tespit edip gerekli aksiyonları alabiliyor. Yani bu çok önemli bir konu. Standart tip uygulamalarda dummy bir kablo kullanılıyor. Bir yangın çıktığı zaman kablo kopuyor. Kablo koptuğu zaman yangın algılanıyor. Bu hem sizin bu tavadaki sıcaklığı akım taşıma anlamında da izlemenize yardımcı oluyor. Hem de dediğim gibi yangın çıkmadan önce size haber veriyor. Yani böyle bir durumda burada bu odada bir yangın çıksa tesisi kaybediyorsunuz. Yani bunun şeyi yok. Çok büyük bir risk. Bunu bütün tesislerde göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine aynı şekilde tesisin büyük tesislerin içinde kablo kanalları mevcut. Beton kablo kanalları. Yine fiber optik kabloyla dolaştırarak bu bütün kablo kanalının sıcaklık izlemesini yapabilirsiniz. Bunun dışında enerji nakil sistemlerinde biraz önce benim merkez örneğinde de verdim. Bastak sıcaklık izlemede kullanılıyor. Zorluk ne? Bastak bağlantı noktasındaki hatayı önceden tespit ederek veya büyük akım taşıdığını önceden tespit ederek plansız duruşun önüne geçiyor. Burada tabii tesiste dolaşan bastak üzerinde anormal sıcaklığı fiber optik kablo ile izlemiş oluyorsunuz. Bunun mevcut uygulamaları da var. Bastak üzerine fiber optik kabloyu bu şekilde yerleştiriyorsunuz. İzliyorsunuz. Benim merkez örneğinde verdiğim gibi sistem odasına gelene kadar yeni tasarlanan şu anki veri merkezlerinde Basfar uygulaması, Bastak uygulaması mevcut. Buradan trafodan çıkış noktasından itibaren bütün enerji hattını izleyebiliyorsunuz. Eğer mevcut tabii yine kablo yolunuz kanalınız, tavanız varsa yine aynı şekilde fiber optik kablo oradan da devam edin. Bu size tabii plansız duruşun önlenmesi demek yani.
Veri merkezinde enerji ya tesisleri çok önemli. Bunun dışında toprak setler ve baraj izlemesinde de kullanılıyor bu. Bir anormal akış ve sızıntı tespitinde kullanılıyor. Şurada gördüğünüz gibi bir sızıntı meydana geldiği zaman fiberoptik şu noktada serili olduğu için bir kaçak olduğu zaman sıcaklık artışı meydana geliyor. Bu sıcaklık artışında hemen mesafeye göre sistemimiz algılıyor ve size bilgilendiriyor. Bu hem maddi kayıplarınızın önüne geçiyor hem de güvenlik problemi. Yani daha önce hatırlarsanız bir barajın setin devrilmesi sonucunda ciddi oranda bir işçi ölümüne sebep vermişti. Bu hemen küçük sızıntı anını tespit ederek daha duvarın buradan patlamadan ya da büyük bir hasar almadan müdahale etme şansı veriyor size. Aynı şekilde yine toprak setlerde de bir kaçak ya da bir şey olduğu zaman size onun tespitini sağlıyor. Tabii burada tesisin uçtan uca geniş alanda sıcaklık ölçümü yaparak size geniş bir alanda monitör etmenize yardımcı oluyor. Arızanın tam yerini bulmanıza imkan veriyor. Güvenliğinizi arttırıyor. Gerçek zamanlı olarak izliyorsunuz sisteminizi. Yansız duruşları da minimize ediyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir boru hattını izliyorsunuz. Tanklarınızı izleyebiliyorsunuz. Diğer kısmını aynı şekilde izleyip sıcaklık profilini çıkarabiliyorsunuz. Nokta tipi ölçümle ciddi bir hem operasyon maliyeti getiriyor, işletme maliyeti, mühendislik maliyeti ama fiber optik kabloyu sererek bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Özetleyecek olursam DTX sistemi yüksek doğrultuda su sıcaklık ölçümü için uygun maliyetli bir yöntem. DTX sistemi sadece sıcaklık ölçümü sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda büyük ekipmanların işte boru hattı, depolama tankı, fırınlar sıcaklık profilini çıkarmanızı sağlıyor. DTX teknolojisi herhangi bir sıcaklık veya soğuk noktanın kesin konumunu veriyor size. Yani dediğim gibi boru hatlarında bu 1 metreye kadar, işte sıcak nokta tespitlerinde 10 santime kadar nokta tespiti veriyor size. Güvenli bir ölçüm sunuyor. DTX sızıntının yeni hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlayarak operasyon güvenliğinizi sağlarsın. İşte boru hatlarına ya da başka enerji testlerinden bahsediyorum. Yani siz burada bu ana felsefeyi kullanarak çeşitli uygulamalarla bize talepte bulunabilirsiniz. Çünkü çok değişik uygulamalar geliyor. Özetleyecek olursak DTX aslında bütün endüstriyel tesislerde kullanabilen bir ürün. İşte endüstriyel uygulama olarak konveyör hatlarından bahsettim. Enerji santralleri, kömür santralleri, madenlerde yine aynı şekilde konveyör hatlarının izlenmesi, kablo tavalarının izlenmesi, kablo yollarının izlenmesi, hem yangın hem sıcaklık çıkarılması anlamında. Tesisinizde bulunan fırın, kimyasal proses ekipmanların yine aynı şekilde sıcaklık, hotspot monitoring amaçlı sıcaklık profilinin çıkarılması. Tesisinizde bir servis tüneli mevcutsa yani orada da yangın algılama için kullanılabilir. Büyük depo alanlarınız varsa tesisinizin içerisinde ya da lojistik merkezlerinde depolarda yangın algılama amaçlı. Boru hatlarında kaçak algılamaya yönelik. Kablo bas uygulamalarına yine aynı şekilde aşırı akım taşıma kapasitesinin üzerine çıktığı zaman ısınma meydana geliyor. Bu ısınmayı algılayarak size bilgi veriyor. Bir noktada bir arıza olduğu zaman yine aynı şekilde sıcaklığın yükselmesi. Proses kurutucularında yine aynı şekilde sıcaklık profilini çıkararak hem verimliliği arttırabilirsiniz. Enerji tasarrufu sağlar size. Onun için içerideki prosesin sıcaklığının eşit bir şekilde dağılıyor mu ya da istenilen şekilde oluyor mu onunla ilgili bilgi verebilir. Kanal havalandırma sistemlerine yine fiber optik kabloyu yayarak, gezdirerek kanal içindeki sıcaklık profilini çıkarabilirsiniz. Altyapı uygulamalarında da otoyol tünelleri,
tren metro tünelleri, lojistik merkezleri, veri merkezleri, yine büyük alanlar, garaj uygulamalarında bu ürün kullanılmakta. Burada da size çözüm ortağımız Arte hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Arte teknolojiyle beraber doğrusal algılama sistemi, yani fiber optik algılama sistemiyle beraber çalışıyoruz. Özellikle bu altyapı uygulamalarında. Noktasal uygulamaları da göz önünde bulundurduğunuz zaman size sadece DTX değil, tüm yangın sistemi anlamında da bir çözüm sunuyor sizlere. Arte teknoloji firması. Çeşitli referansları mevcut. Özellikle bu şu an mevcut çalıştığımız tünel, yakın zamanda devreye alacağımız tünel projeleri mevcut. Arte ile de iletişime geçebilirsiniz bu konularda. Biz de diğer iletişime geçip zaten çözüm ortağımız. Ben teşekkür ediyorum. Burada soru ve yanıt kısmına geçmek istiyorum. Sorularınızı alabiliriz bu konu DTX ile ilgili. Teşekkürler Metin Bey sunumumuz için. Sorularımızı bildiğim kadarıyla cevapladım zaten. Cevaplayamadığım kısımları da herkesin duyması gereken kısımları da iletelim. DTSX 3000 maksimum kaç kilometreye kadar ölçüm yapabiliyor? DTX 3000 dediğim gibi geniş alanların tespitinde işte uzun mesafeli boru hatlarında 50 kilometreye kadar ölçüm yapabilmekte. Buradaki çözünürlük 1 metre ve 2 metre olmakta. Onun dışında ya 30 bin aslında maksimum 30 bin sensör demek. 30 kilometreden sonra da 2 kilometre 2 metre çözünürlükle size sıcaklık bilgisini veriyor. Tamamdır. Fiber optik kablo koptuğu zaman kablo komple değişmesi gerekiyor mu? Şöyle söyleyeyim onu. Şimdi DTX ürünümüzde bizim birden çok kanal olduğundan bahsetmiştik. Biz burada kabloyu eğer loop şeklinde yani bir kanaldan çıkıp diğer kanala girecek şeklinde yaptığım uygulamalar genelde şey yapıyor, redundancy için yapıyoruz onu. Yaptığımız zaman kablo bir yerden kopsa bile ölçüm almaya devam ediyor sistem. Yani bu tarz bir şeyde kablo değiştirmenize gerek kalmıyor. Ya da tek kanalı kullanıyor olsanız dahi o kablo koptuğu zaman o noktada bir fiber kaynağı yapılarak, ekleme yapılarak yine sistem çalışmasına devam eder. Yani kablo kopması da kablo değiştirmenize gerek yok. Tamam. Maksimum kaç alarm bölgesi tanımlanabiliyor? Maksimum kaç alarm bölgesi tanımlanabiliyor? DTSX bir ürün ailesinde daha çok N5422 sertifikasına sahip ürün grubunda 1000 maksimum 1000 alarm bölgesi tanımlanabiliyor. Diğer ürün gruplarında da maksimum 200 alarm bölgesi tanımlanabilmekte. Bir diğer soru. Yangın algılama sisteminde gerileme beklenir. Sistemde yedekli bir ölçümleme mümkün mü? Biraz önceki soruya paralel bir şekilde açıklayayım. Yani yedekleme şöyle fiber optik kabloyu loop şeklinde yani birinci kanaldan çıkıp ikinci kanala bağladığınız zaman bir kabloyu aslında şey yapmış oluyorsunuz. Yedeklemiş oluyorsunuz. Herhangi bir yerde kopma meydana geldiği zaman sistem yine aynı şekilde algılamaya devam ediyor. Onun dışında sistem redundancy durumları da olabiliyor. Tabii müşterinin talebine, uygulamaya göre karar veriyoruz. İşte bir fiber optik kablonun başlangıç noktasına bir DTX koyuyoruz. Diğer kaç noktası yani diğer uç noktasında yine aynı şekilde başka bir DTX'e bağlamış oluyoruz. Burada hem kabloyu şey yapmış oluyoruz, redundancy sağlamış oluyoruz. Hem de
DTX ünitelerini çiftleyerek redundancy sağlamış oluyoruz. Ama genelde yani şu ana kadar yaptığım uygulamalarda en çok kullandığımız kabloyu bir kanaldan çıkıp diğer kanala girme yönünde. Yani kablo redundancy anlamında. Ama şartname gerekliliklerine, müşterinin talebine göre de uygulama bazlı bunu değerlendiriyoruz. Partner firmamızdan da bir yorum geldi. Panel yedekliliği de yapılabilmektedir diye. Teşekkürler Ethem Bey. Ortam ve akışkan arasındaki minimum kaç derece sıcaklıkta farkı algılayabiliyor? Burada tabii uygulama biz tespit ediyoruz ama ben biraz çözünürlük sorusuydu. Oradan bilgi vereyim. Yani burada pardon. DTX 200 ürün grubu gördüğünüz gibi 0,2 derece çözünürlükte işte 3 kilometreye kadar size bir çözünürlük veriyor. 10 dakika response time ile. İşte mesela 3 kilometrede 10 saniye çözünürlük gündemde ise 1,1 derece çözünürlük sunuyor. 3000 ailesine baktığımız zaman 0,03 dereceye kadar 10 kilometrede 10 dakika response time ilesi sunmakta. İşte 16 kilometrede bu 0,06 dereceye çıkıyor. 30 kilometrede 0,2 derece çıkmakta. Sorumlu bu şekilde. Teşekkürler Metin Bey. Süremiz doldu. Birkaç soru daha var. Bir kişinin özellikle soruları var. Biz size dönüş sağlayalım. Vaktinizi daha fazla almayalım, süremizi de aşmayalım. Metin Bey sorularla ilgili mutlaka size telefonla ya da maille dönüş sağlayacaktır. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki webinarımız 3 Haziran'da. Bilgilendirmelerini yine LinkedIn ve maillerinizde görebilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Metin Bey size de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.